Illustrator CS4 versiyonu ile birlikte bir Illustrator belgesi içinde birden fazla sayıda sayfa açılabilir hale geldi. Illustrator'daki bu yeni özellikle birlikte Artboard Tool ve Artboard paneli geldi. Belge içerisinde bulunan her bir sayfaya Illustrator'da tanımlanan isim artboard'dur. Belge açarken yapmış olduğumuz işlemleri veya sonrasındaki yapacağımız düzenlemeleri bu ismi aklınızda tutarsanız daha hızlı hareket edersiniz. Bir belge içerisinde birden fazla sayfaya neden ihtiyacınız olabilir? Bir broşür tasarımı yapıyor olabilirsiniz. Bu broşür tek yaprak bir sayfadan da bir kağıttan da oluşuyor olsa ön ve arkası olacak şekilde iki sayfaya ihtiyacımız var. Çok sayfalı çalışmalar için zaten Illustrator değil de InDesign'ı kullanmanız daha doğru bir tercih olacaktır. Ama örnek olarak bir müşteriniz için temel iletişim evraklarından antetli kağıt, kart vizit ve zarftan oluşan bir tasarım yapmanız gerekiyor. Bu üç farklı tasarımı tek belgede hazırlayabilmek için yeni bir belge açalım. File üst menüsü New komut yolu. Daha önceden de belirttiğimiz gibi komut N kısa yoluyla yeni belge aç penceresini açabiliriz. New Document penceresini açtığımızda Number of artboards satırında bu belge içerisinde bulunacak artboard yani sayfa sayısını belirtebiliriz. Yeni belge açma eğitiminde de bahsettiğimiz gibi bir Illustrator belgesi 4 metre 78 santime 4 metre 78 santimlik bir kare masa gibi düşünmemizi gerektiğini söylemiştik. Bu şekilde düşündüğümüzde masa üzerine koyacağımız sayfaları burada planlıyoruz kaç tane sayfa olacağını belirtiyoruz. Tabi şu anda bahsetmiş olduğumuz kartvizit, zarf ve antekli kağıt farklı boyutlara sahip. Ve ben burada Number of Artboard satırında 3 sayfa dediğimde alt tarafta size bölümünde tek bir boyut verebiliyorum. Birden fazla sayfaya ve yine aynı şekilde bu sayfaların da her birinin farklı bir boyutlandırmaya ihtiyacım olduğu için Number of Artboard'su 1 olarak bırakıyorum. Burada da yapacağım çalışmalardan antetli kağıt boyutunu hızlıca hazır değerlerden size bölümünden seçiyorum. Şu anda yapmam gereken bir değişiklik daha var. Units'te ölçü biriminde points değil de milimetreyi seçersem buradaki değerler benim için daha anlamlı olacak. Orientation bölümünde dik olduğunu görüyorum. Eğer hazırlayacağınız antikli kağıt üzerinde dışarıya taşan, kenarlardan dışarıya taşan nesneler olacaksa o zaman taşırma payının da 5 mm olarak vermeyi unutmayın. Buraya kadar işlemlerimi yaptıktan sonra OK butonuna basıp belgeyi açıyorum. Belgeyi açtığımda da gördüğünüz gibi 4 metre 78 santime 4 metre 78 santimlik bir masam var. Ve masa üzerinde bulunan bir kağıdım var. Bu kağıt da A4 boyutunda. Bu sayfanın yanına bir kartvizit ve bir de antikli kağıt boyutu ekleyeceğim. Bunun için klavyeden space tuşuna basarak sayfamı sola doğru biraz kaydırıyorum. Aslında masa veya aslında buradaki illustrator çerçeve, illustrator belgesinin gördüğüm alanı kaydırıyorum. Sol taraftaki araç kutusundan artboard tool kısa yolumuz Shift O. Araca bastığımda Artboard görünümüne geçiyoruz şu anda. Ve şu anda artık Artboard'ları düzenleyebileceğim bir görünüme geçmiş olduk. Sayfanın sol üst köşesinde çıkan bir gri dörtgen var. Bu dörtgen içerisinde sayfa numarasını ve bu sayfaya verilmiş olan hazır değer olarak Artboard 1 ismini görüyorum. Artboard 1 ismini hemen üst tarafta kontrol panelde name satırındaki bölümden antetli olarak değiştiriyorum. Bir sayfa daha açacağım. Açacağımız yeni sayfanın boyutunu direkt kendimiz belirleyebiliriz. Bunun için boş bir alandayken mouse'un sol tuşuna basılı tutarak sürüklüyorum. Sürüklediğimde de mouse'dan parmağınızı çekmeden sürüklüyorsunuz bu işlemi. Sürüklemeye devam ettiğimde de imlecimin sağ alt köşesinde bir dörtgen içerisinde genişlik ve yüksekliği belirten bilgi alanım çıkıyor. Bu bilgi alanına göre düşündüğümde yani Türkiye'de çok kullanılan ve standart olan kartviz boyutu 8'e 5 olarak düşündüğümüzde şu andaki ölçü birimim milimetre ve 80'e 50 olarak ayarlamam lazım. Ayarlamaya çalışıyorum tabii bu masunuzun hakimiyetine bağlı olan bir şey değil. Illustrator bu konuda çok hassas. O yüzden 80'i örneğin tam olarak yakalamış olsanız da virgülden sonrasındaki rakamı tam olarak yakalayamayacaksınız. O yüzden bunu bu şekilde bırakıp hali hazırda şu anda artboard'un seçili olduğunu çevresindeki taramalı alandan görebiliyorum. Bunu üst tarafta width genişlik Yükseklik bölümünden 80'e diğer kenarda 50 mm değerlerini girip Enter tuşuna basıyorum. Bu işlemden sonra artık bir kartelist boyutunu eklemiş oldum. Bu kartelisti de çalışma sayfama yakın bir noktaya doğru konumlandırıyorum. Kartristi hazırladıktan sonra artık diplomat zarf için hazırlayacağımız sayfa boyutuna geldik. Bu sayfa boyutunda diplomat zarf için sayfa boyutunu ayarlarken de boyutumuz 240 mm 105 mm. Bu genel olarak kullanılan bir zarf, yani diplomat zarfın boyutu. Bunun için dışarıda bir noktaya aynen e, kartvizit için oluşturmuş olduğumuz sayfayı oluşturur gibi bir sayfayı boyutu oluşturuyorum. Ve daha sonra yukarıdan hemen width ve height bölümünden zarfın boyutunu giriyorum. 240 240'a 105 mm. Ve zarfın da boyutunu ayarlamış olduk. Artık selection tool'a dönüş yaparak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Ancak artboard tool'la yapabileceğimiz şeyler bunlarla sınırlı değil. Artboard tekrar dönüş yapıyoruz. Dönüş yaptıktan sonra seçili olan sayfanın hangisi olduğunu burada direkt çevresinin taralı olduğunu, köşelerindeki ve kenar orta noktalarında bulunan karelerden bu sayfanın seçili olduğunu görebiliyorum. Yeni oluşturmuş olduğumuz sayfaların isimlerini verirken sayfanın seçili olduğuna dikkat edin. Çünkü farklı bir sayfa seçiliyse yanlışlıkla ona isim vermiş olursunuz. Şu an kartvizitin olduğu sayfayı isimlendirmek istiyorum. Sayfayı tıklıyorum bir kere ve Name bölümünde kartvizit adını giriyorum. Üçüncü sayfa zarf içinde, diplomat zarf içinde zarf ismini veriyorum. Bu isimler daha sonra inceleyeceğimiz artboard panelinde Sayfalarınızı hizalamada size yardımcı olacaktır. Tek sayfa veya iki sayfalık bir çalışma için ise bu çok önemli değil. Ama 3, 4 veya daha fazla sayfaya sahip çalışmalar için mutlaka isimlendirin. Daha sonra sayfa sıralamalarını değiştirdiğinizde kolaylık yaşarsınız. Burada ayrıca hangi sayfada olduğum, hangi sayfanın seçili olduğunu da bakın sol alt kenardaki bilgi satırında görebiliyorum. Buradaki sayfaların haricinde yeni bir sayfa daha açmak istediğinizde Illustrator'daki hazır boyutları kullanabilirsiniz. Bunun için kontrol paneldeki preset satırında açılan pop-up bölümden baskı için, video için veya mobil cihazlar için son olarak da web için hazır sayfa boyutları bulunmakta yeni belge aç penceresinde de zaten buradaki boyutları görüyoruz. Bir A4 daha açmak, açmak istiyoruz. A4'ü seçiyoruz. Daha sonra kontrol paneldeki New Artboard butonuna tıklayıp imlecimiz üzerine gelen sayfayı dilediğimiz bir konuma doğru sürükleyerek bir kere tıklıyoruz. Tıkladığımızda sayfamız yerleşmiş oluyor. Bu sayfa şu an dikey bir A4. Bunu yatay olarak dönüştürmek isterseniz, kontrol panelde bulunan dikey yani portrait, yatay landscape butonları ile bunları değiş, bunu değiştirebilirsiniz. İstediğim şey yatay olması ve landscape butonuna tıklayarak yatay bir duruma dönüştürüyorum. Sayfayı silmek isterseniz. Sayfayı seçtikten sonra yine kontrol paneldeki delete butonuna veya klavyenizden backspace veya delete butonuna basarak sayfayı silebilirsiniz. Eğer özel bir boyutunuz varsa ve bu presette olmayacaktır haliyle bu boyuta göre yeni sayfalar oluşturmak istiyorsanız yeni sayfalar eklemek istediğiniz sayfa boyutunu seçin ve daha sonra New Artboard Butonuyla bu sayfalardan istediğiniz kadar elde edebilirsiniz. Illustrator preset bölümünde bir ayar yapmadıysanız, son olarak seçmiş olduğunuz sayfa boyutuna göre yenilerini oluşturacaktır. Bu sayfa görünümlerinde şu anda taşıma payını görebiliyoruz. Sayfamızın aslında var olan boyutu siyah çerçevesidir. Dışarıda kalan bu kırmızı çizgili çerçeve ise taşırma payının sınırını göstermektedir. Bunun haricinde sayfanın çevresinde görünmesini istediğiniz, örneğin Center Marks merkezini gösterebilirsiniz veya Cross Hairs ile yataydaki ve dikeydeki orta noktaları crosslarını atabilirsiniz veya Show Video Save Areas butonuyla da bir video için hazırlayacağınız içerik için çalışma boyutunda korunabilen alanların gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar artboard için kullanabileceğiniz büyük temel özellikler. Buradaki cetvel çizgileri normalde yapmış olduğunuz çalışmalarda, az önce açmış olduğumuz buradaki center marks, crosshairs gibi cetvel çizgileri normalde baskıda veya başka bir format üzerinde çıkmayacaktır. Bunlar sadece Illustrator belgesi içerisinde sizin nesneleri daha iyi hizalamanız için yardımcı olan cetvel çizgileridir. Bu cetvel çizgileriyle alakalı daha fazla bilgiyi cetvel ve ızgaralar bölümü içerisindeki videoları izleyerek öğrenebilirsiniz.